Çeşme adayımız Zehra Zurnacı. Karşıyaka Cengiz Gökbakar. İzmirlilere de iki seçenek dayatılmaya çalışılıyor. Birbirlerinden hiç farkı olmayan ve biz de İzmir'i, sevgili İzmirlileri bu seçeneksizlikten çıkarmak ve önlerine gerçek bir muhalefet ve gerçek bir İzmir'in yeniden inşası sürecini koymak için bir araya geldik. Ülkemiz her gün daha büyük bir yoksulluğa, sefalete sürüklenirken, sokaklarımız sığınmacı ve kaçaklar üzerinden güvensiz hale gelirken, toplumun üzerinde antidemokratik baskılar her geçen gün daha fazla artarken, AKP iktidarda kalmaya devam ediyor. Bu fetret devrine rağmen AKP iktidarda kalmaya devam ediyor. Çünkü 22 seneden bu yana AKP'yi iktidarda tutan bir sarı muhalefet var sevgili İzmir'de. CHP'de de İzmir'de 10 yıllardır Türkiye'de değiştirmek için çalışmadığı AKP'nin diye oluşmuş kızgınlığın rantı ile yerel seçimleri kazanıyor. İzmirlilerin vatansever duygularını istismar eden CHP'li yöneticiler İzmir'in kaynaklarını PKK çetelerine, PKK sempatizanı, Türk düşmanı müteahhitlere peşkeş çekiyor yıllardan beri. İzmir'de, büyük şehirde ve ilçe CHP'li ilçe belediyelerinde açılan kadrolara Tunceli'den Seyit Rıza'nın torunuyuz deyip kendilerini Dersimli olarak nitelendirilenler atanıyorlar. Kardeşim, İzmir'de İzmirli mi kalmadı ya? İzmirli mi kalmadı? Bu şehirde gelip bana şikayet eden, gözleri yaşlı bir şekilde CHP belediyelerinde çalışan vatansever CHP'liler benim ilçe belediyemde Türkçe ikinci lisan oldu diyorlar. CHP yönetiminde İzmir bir mülteci sever kente dönüştürülmüştür. Tunç Soyer, Erdoğan Türkiye'de ne yapıyorsa aynısını İzmir'de yapıyor. Tunç Soyer'in Atatürkçü olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ve Tunç Soyer İzmir'i, belediyeyi etnik çetelere teslim etmiş kozmopolit bir liberal solcudur. 31 Mart'ta İzmirliler 12'den vuracak ve İzmir'i AKP, CHP kısır döngüsünden kurtaracak Naşit Birgül Başkan'a büyük şehrin anahtarını teslim edecek inşallah. Peki, yerel iktidar olan 20 senedir aman AK Parti gelmesin diye, aman rejimime halel gelmesin diye İzmirlinin topyekün alternatif olarak inandığı için değil, sevdiği için değil, partisi olduğu için değil, sadece AKP gelmesin diye oy verdiği CHP ne yaptı? Tunç Soyer 2 aydır kapı kapı geziyor. Kampanya kampanya, şunu yaptım, bunu ettim. Ya kardeşim, sen 4,5 yıldır neredeydin? 4,5 yıldır neredeydin? Şimdi mi aklına geldi proje anlatmak, projeleri yapmak? İzmirli senin sel felaketi yaşadığında Polonya sokaklarında gezdiğini çok iyi biliyor. Bir şeyi de çok iyi biliyor.
Diyarbakır'a sık sık gidip bölücülerle toplantı yaptığını da çok iyi biliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 22 bin personeli vardı arkadaşlar. Son 3-4 yıldır hiçbir iş üretmiyor olmasına rağmen personel sayısı 33 bine çıktı. Personel sayısı 33 bine çıktı. Bu sayı artırımı, bu ideolojik kadrolaşma, soruyorum size Tunç Soyer, sizin Diyarbakır gezilerinizde bölücülerle yaptığınız toplantıda mı karar alındı? Ne AK belediyecilik, ne halk belediyecilik. İzmir'i kurtaracak olan Zafer Belediyeciliği. İdeallerimi gerçekleştirebileceğimi sandığım bir parti Zafer Partisi. İdeallerim ne? Yani çocuklarımla geldim. İdealim çocuklar. Yaşayabilecekleri bir Türkiye istiyorum ben. Şu andaki Türkiye'de kimse yani genç neslin yaşayabileceği bir gelecek olduğunu sanmıyorum. Şu anda kazanabilme ihtimali düşük mü? Evet, düşük. Ama ve lakin geçmişte baktığımız zaman yeni oluşan partilerin ilk aşamalarında aldığı oy oranından yüksek oy alıyor. Bunu kimse inkar edemez. Neden alıyor? Çünkü genç nesil ve aklı başında olan insanlar gelecek vaat eden bir parti olduğunu görüyor. Ha, bu seçimlerde belediye kazanamayabilir mi? Kazanamayabilir. Ama ileriki genel seçimlere bir hazırlık olarak da buradaki çalışmalarını devam ettirebilir. Oy oranını da gün geçtikçe arttırdığını farz ediyoruz, görüyoruz. Bu yüzden de Ümit Hoca'nın diğer partilerle ittifak kurmaması %100 garanti bir adım olmuştur. En azından kendi ideolojisini, kendi düşüncesini herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek sahiplerine anlatabilme imkanı bulacak bu seçimlerde. Bir atak yapacağını bekliyorum. Bekliyorum. Çünkü Atatürkçü Partisi. Büyükşehirden ziyade ilçeleri kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü Büyükşehir biliyorsunuz hep halk partilidir. Yani biraz zor ama ilerideki yıllarda ne olacak bir şey diyemem. Bu iş zaten ilçelerden başlar. Ondan sonra Büyükşehir'e iner. Son süreçte Zafer Partisi adına yükselen bir ivme var. Bu olumlu gelişmeler tabii bunlar. İyi Parti'nin şu an dağılım aşamasında o süreçte olduğu kanısındayız. Onun çok etkisi var. Ondan gelen bir 2,5-3 band bir oy oranı vardır yani. Bir de bu Sayın Naşit Bir gibi milliyetçi tabandan, özellikle MHP tabanı kesiminden biz yüksek oranda oy alacağını hesap ediyoruz, tahmin ediyoruz. Gönül ister ki kazanalım ama şimdi malum partiler var, etki altında, insanlar etkisi altında kalıyor. İdeolojiyle değil, kimisi inat uğruna veriyor.